Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, bugün de sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bizi yaratan, yaşatan Yüce Rabbimize hamd eder. Sevgili Peygamberimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Efendim, Gönül Dostları programımızda bugün sizlerle birlikte sağlıklı yaşamanın yolunu maddi ve manevi olarak efendim birlikte incelemeye çalışacağız. Çok kıymetli bir üstadımız, hocamız, Dostumuz bugün bizlerle birlikte. Efendim e, eskiden şifahane idi. Sonradan hastahane oldu. Ve şifa arayanlar hastanelerde e, ilaca mahkum hale getirildi. Efendim hastalıkların sebebi nedir? Şifa kaynağımız nedir? Bunlar üzerinde işin erbabıyla konuşacağız. Bugün çok kıymetli dostumuz Muammer Yıldız hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyetlesiniz. Elhamdülillah Allah razı olsun. Rabbim daim inşallah. Amin, amin ya Rabbi. E, hocam herkesin ilgilendiği bir saha, hani e, din deyince herkesin konuşacak bir şeyi, sağlık, tıp alan deyince söyleyecek sözü çok olanlar var ama biz işin ehlinden öğrenmeyi doğru Rabbimiz öyle öğrettiği için ehline soralım, ehlinden öğrenelim diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da efendim hem maddi hem manevi bize sunduğu reçeteler var. Bugün sizlerle birlikte buralardan yürüyelim istiyoruz. Evet. Hastalık nedir diye mi başlayalım yoksa sağlıkla mı başlayalım? Şimdi sağlık e, geniş bir kavram. Hastalık da aslında kendi içinde geniş bir kavram. Burada kavramların tanımını yapabilirsek bir ilimi ve o ilimin ışığını, nurunu insanlara ulaştırabiliriz. Kavramların tanımı olmazsa, tanımlar doğru olmazsa, biz doğru bir neticeye, hayırlı bir neticeye, insanlara hizmete dönüşen bir neticeye ulaşamayız. Tıpta kaybolan bir hikmet oldu. Hastalıkların hikmeti dediğimiz nedenleri ile birlikte doğru tanımı. Modern tıpta bu artık şikayetin tanımı yapılmaya başladığı için hastalıkların illeti nedeni hikmeti anlaşılamadığı için hastalıklara isim kavramlara isim verilemiyor. Verilemediği için hastalıkların çözümü artık olamıyor. Burada kavramsal olarak çok biraz geniş bir çerçeveden bu meseleyi izah etmeye çalışacağım. Biz şeyi anlamadık. Yani Allah Allah Teala Hazreti Adem'e bütün bütün isimleri öğretti dediğimiz zaman bu neyin nesi ve diyoruz ki biz Hazreti Adem'e bütün isimleri Allah öğretti ve meleklere secde edin dedi. İsimleri öğrenmek ile meleklerin secde edebileceği bir varlığa dönüşmüş olmak nimeti, hikmeti anlaşılamadı. Yani her şeyin ismini ben biliyorum artık. E hadi melekler bana secde edin. Bu hikayede anlaşılmayan bir şey olduğunu sebep sonuç ilişkisine baktığınız zaman anlayabiliyorsunuz. Bu secde edilecek bir şey gibi görünmüyor. O zaman secde edilecekse ve bu ayet ile sabitse o zaman bizim isimleri öğrenmek adına bildiğimiz şey eksik, yanlış bu kavramların, isimlerin, isim koymanın nasıl bir mucize bir şey olduğunu kaybettik. Küçük bir örnek vereceğim, herkes anlayacak. Bugün dünyada en yaygın olarak bilinen ve tanınan şey artık işte değer verilen şey bilimdir. Bu asırda işte ilim, bilim, fen, felsefe dediğimiz kavramlar en muteber olan kavramlar. Başka başka dönemlerde bu işte devlet olmuştur, bu işte asker olmuştur, bu din olmuştur, bu kilise olmuştur, bu şeyh olmuştur, tarikat olmuştur vesaire. Bu asırda bilim, fen, felsefe en muteber şeydir. Peki bilim üzerinden yani bu asırdaki kavramlar üzerinden Hazreti Adem'i e tarif etmeye çalışalım ve oradaki sırrı anlamaya çalışalım. İsim koymak nedir? Siz bir şeye isim koyabiliyorsanız, bu çok muazzam bir şey olması lazım. Değil mi? Bir şeyin ismini verebilmek. Ya aslında bizim buluş dediğimiz şey ne? Buluş, tanımlanamayan bir biyolojik kanuna, ilahi bir kanuna, fiziki ilahi bir kanuna, fizyolojideki bir travmaya, bir hastalığa, bir olaya, bir olguya, İsim koyabiliyorsanız siz onu ilk defa tanımlayabilen kişisiniz. İsimleri kim koyuyor? Bir olayı, bir nesneyi, bir değeri, bir eşyayı ilk defa tanıtan kişi isim koyabilir. Bu nasıl muazzam bir şey? Yani hekim olmaklık sebebimizle ve belki de bugünkü izleyicilerimiz olayı hikmeti, hekimlik üzerinden hani dinleyecekleri için tıp üzerinden örnek vereyim. Behçet hastalığı diyoruz. Behçet hastalığı nedir? Doktor Behçet'in bulduğu bir hastalık olmaklığı sebebiyle hastalığa kendi ismini vurdu. Şimdi bu basit bir şey mi? E bu Behçet, Doktor Behçet dünyada ilk defa bilimsel olarak bir hastalığı tarif edebildiği için ismi kendi vurdu. Bu bilimin ta kendisidir. Peki yeryüzündeki bir insan bütün esmaları biliyor dersek ne demek? Bütün bilimleri biliyor demektir. Eyvallah. Hazreti Adem'e iftira edenler Hazreti Adem'in ilimde en yüksek mertebede olduğunu bilemediler. Hazreti Adem'e Allah her şeyi öğrettiğini İtiraf etti ve Allah Adem'e tüm Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Bütün bilimler Hazreti Adem'de var. Dolayısıyla biz de torunları olmaklığımız sebebiyle genetik aktarım ile bizde de bütün bilimler var ama bunu ortaya çıkartabilmek için çok derinden gelmiş olan o yazılımdaki o kodlara ulaşabilmek için derinleşmek lazım, odaklaşmak lazım vesaire. Şimdi kavram ve terimler üzerinden hastalığı anlamaya çalışacaksak önce şu kavramların tanımını yapabilmek lazım. Hastalık nedir? Şifa nedir? Deva nedir? İlaç nedir? İnsan nedir? Bunların tanımını bilmeyen ne tıpı ne de tıpın hikmetini ve dolayısıyla hekimliğini yapamaz. Reçete nedir? İlaç nedir? Bunu bütün hekimlerin bilmesi gerekiyor. Eğer hek, eğer hikmet arayışında ise. Bir örnek vereceğim. Şimdi <laughs> biz eskiden zaten kavram ve terimler bir şeyin ne kadar doğru bilinip bilinmediğini esmasından bilirsiniz. Yani hakim ile hakim ile hekim hekim hakim ile arasında bir harfin yer değiştirmesi söz konusu. Bunu tahta olsa da çizsem hikmet nasıl ortaya çıkıyor? Hakim değilsen hekim olamazsın. Hakim olman lazım. Neye hakim olman lazım? Kavram ve terimlere hakim olman lazım. Bedenleri biliyor olman lazım. Bugün belki bunu iddia ettiğimiz zaman ki Nobel ödülü alabileceğimiz bir mesele. İnşallah hani bunu da. Ee, alacağımı düşünüyorum. Böyle bir hedefim yok ama bu kavram bu kavramların tanımı üzerinde. Mesela bir örnek vereyim. Bu Nobel ödüllük bir şeyden bahsediyorum. İnsan bir beden değil, İnsan üç bedendir. Fizik beden, nefs beden ve ruh beden. Hocalarımızın anlattığı sihir, büyü, nazar, haset diye tanımlanan şey fizik bedende olan bir şey değil. Bunu bilemedikleri için hocalar tarif edemediler. Doktorlar da bütün hastalıkları sadece fizik bedenden ibaret anladıkları için onlar da yeteri kadar tarif edemediler. Bunlar bunlara küfür etti, sövdü, hakaret etti. Bunlar da bunlara küfür etti, sövdü. Bunlar bunu anlamıyor, bu bunu anlamıyor diyor. Bu hepimizin anlamadığı birçok şey var. Biz bugün modern tıpta ruh hastalıkları diyoruz Ahmet Hocam. Ruhun hasta olması söz konusu değil. Ruh Allah'ın nefesidir. Allah'ın nefesinde hastalık mı olur hocam? Burada kavramları daha doğru tarif etmemiz lazım. Ruh nedir? Nefs nedir? Beden nedir? Hocam her bir bedenin hastalanması fizik bedenin, nefs bedenin ve ruh bedenin hastalıkları farklıdır. Şifaları da farklıdır. Reçeteleri farklıdır. Gıdaları farklıdır. Ve biz yaşam biçimi diyoruz ya, yani e, yaşam biçimi diye tavir ettiğimiz şey, insan işte spor yapar, işte sağlıklı beslenir. bu Her bir bedenin kendine ait onun mizacını, onun keyfiyetini iyileştiren haller var. İşte siz bedenleri ayıramadığınız zaman hangi hal neyi düzeltir bilemezsiniz. Bil, yani e, şey, her şeyi mikroorganizmalar üzerinden düşünmek, Doğru değil. Bu fizik bedenle ilgili bir şey. Her şeyi travmalar üzerinden düşünmek, yaşadıklarımız üzerinden düşünmek, bu da eksik bir şey. Travmayı siz fizik bedende arayamazsınız. Travmayı nefs bedende aramak lazım. Oysa bugün modern tıp ruh bedende, ruh, ruh hastalıkları diyor. Ruh, ruh, ruh hasta olmaz. Ruhun hasta olmaklığı farklı bir şey. Ruhun gıdası farklı bir şey. Siz ruhu antidepresanla iyileştiremezsiniz. Ruhun gıdası 99 esmaya yakınlıktır. Peki hastalığı nedir? Biz ruhun gıdasını anladık. Elhamdülillah bu manaları hocam bizden iyi bilirsiniz. Ama biz hek hocam. hekimlik cihetiyle biraz anlatıyoruz. Ruh 99 esmadan beslenir. Ne demek hocam? Ben rezzak olan Allah'ın Allah olduğuna değil de sebepler olduğunu görürsem, benim ruhumda bir kabz hali başlar. Ruhumun gitmekte, gitmesi gereken taraftan ters tarafa götürmüş oluyor. Sebeplere götürüyorsun. Oysa onun gitmek istediği yer Allah'tır. Rezzak olan Allah'tır. Çünkü o nefes oraya aittir. Oraya gitmek istiyor. Siz ısrarla o ruhu sürükleyerek, sebeplere götürüp bağlamaya çalışıyorsunuz. İşte ruh, burada, Ruhun kabz hali başlıyor. Peki Rahman olan şefkatin ve merhametin Allah'a ait olduğunu bilmeyip bunu sevgili de aramak, bunu eşte aramak, bunu hocada aramak, bunu tarikatta aramak, bunu kitaplarda aramak, bunu nefste aramak, nefsin hoşnut olduğu şeylerde aramak Rahman ve Rahime yapılan bir zulümdür ve ruha yapılan bir zulümdür. Çünkü siz ruhu akması gereken yerden alıp Başka bir sebebe bağlıyorsunuz. Menfi ve müsbet sadece günahlar değil. Müsbet şeyde Allah'tan uzaklıksa, Allah'tan gayrılıksa ruh bunu da istemiyor. Bütün esmaları, 99 esmaya uzaklık, hastalık, yakınlık ise gıdadır, şifadır. Ruh ancak bununla gıdalanır. Peki ruhun, üçüncü bedenin söylediği bir şey daha var. Ben diyor ki şu iki bedenle uyuşabilmem için fizik beden ve nefs bedenle bir arada olabilmem için iki şartım var. Hadesten taharet, necesten taharet olacak bu bedenlerde. Şimdi bizim hocalarımız anlattılar bize 32 farzdan iki tanesi hadesten taharet, necesten taharet. Hades ney, neces ney tarif ettiler ama bunun bedenlere ait olmaklığını kimse bize izah etmedi. Fizik bedende necesten tahir olacaksın, necis şey olmayacak. Nefs bedende hadesten tahir olacaksın. Hades neydi? Yapıp ettiklerinin tahareti ve temizliği. Amelin hayır olacak, niyetin hayır olacak, kalbin hayır olacak kalbinde kasavetin olmayacak, affedici olacaksın. İşte bu hadesin, olaylar, yaptıkların, ettiklerin hayır olacak, amelin hayır olacak. Ruh diyor ki, hadesin tahir ise, hadesten tahir isen, fizik bedene de diyor ki, necesten tahir isen ben sizinle varım. Yoksa bütün intihar edenlerin yapmaya çalıştığı gibi şu hareket. Yeter. Yeter dayanamıyorum diyor. İşte buradan çıkmaya çalışan bir ruh hadesi tahir olmayan, necesi tahir olmayan bedende durmak istemiyor. Şimdi sevgili hocam biz bu bedenlerin tarifini yapamamış iken kavram ve terimleri doğru yerde oturtmamış iken bizde ilim nasıl olacak? Şifa nasıl olacak? Teşhis nasıl olacak? Bedenlerden haberimiz yok. Temel yok ki hocam üzerine binayı kuralım yani. Aynen öyle Hem hocam. En büyük sıkıntımız burada Aynen değil mi? Buradan öyle hocam. Aynen öyle hocam. Peki hocam ee, önceki dönemlerde bunlar vardı, birbiri kesilme oldu herhalde çünkü akıl hastalarını bile tedavi ettiğimiz dönemler olmuş. Hocam hepsi vardı ama bir bütün olarak yoktu çünkü bu asırda izah edilmeye ihtiyaç bilimsel olarak şeyler vardı. Bakın bunun üç beden olduğunu dünyada ilk iddia eden e, yani Allah valem benim. Çünkü ben başka hiçbir yerde bunu okumadım. Kavramlar ve terimler oturmuyor hocam. Doktor ben hastalığın teşhisini fizyolojide yani bütün hastalıklarda bütün ben uzun yıllar romatizma hastalığını çektim. Çoğu zaman bedende bir şey yoktu. Ama ben ayağa kalkıp yürüyemiyordum. Ağrıdan köy sesimi duyuyordum. Ya bu bedene ait olmayan bir şey var burada. İşte ne yapıyoruz? Tıpta SERP'e bakıyoruz, asosedime bakıyoruz, kan parametrelerine bakıyoruz. Romatizmal bütün bulgular var, ama romatiz yani serolojik testlerde bir problem yok, kan tahlillerinde bir problem yok. Hocam, kanserde de bunu gördüm. MS hastalığında gördüm mide ülserinde gördüm. Bütün fizyolojik hastalıklarda öyle bir vecihesi var ki fizik beden bağırıyor ama fiziğe ait bir şey yok. Bunu eskiler ne söylediler? İşte göremedikleri, tanımlayamadıkları şeye birileri dediler ki işte sende yazı var, çizi var, haset var, nazar var, cin var falan dediler. Tanımlanamayan şeylerin hepsine böyle bir şey, böyle tarifler yaptılar. Öbür tarafta tıp psikolojik deyip Yuvarlak bir teşhisle herkesi gönderdik. Antidepresanları bunun için tıp ve bugün neredeyse reçetelerin üçte birisini oluşturuyor. Evet. Neden? Çünkü siz hastalıkların tanımında eksik kaldınız. Eksik ilaçta tamamen zaten eksiyiz ama ilaçtaki eksikliğin temel sebebi hastalık tanımlarındaki yetersizlik ilacın varlığını engelledi. Teşhis doğru değilse hocam ne, ne yapacaksın? Biz de şimdi en, en son e, nörobilim Üsküdar Üniversitesi'nde yapıyoruz. E, hoca bize şeyi verdi. Alzheimer hastalığına. Hocam işte bir tez konusu olarak bunu çalışın falan dedi. Ben de tabii Alzheimer işte özellikle insanın kainatla olan ilişkisini anlamak istiyorum. Yani bu fizik bedenin çevreyle nasıl bir algı ile beyindeki nöronlar hem dahili hem harici hem nefsle hem bedenle hem ruhla çalışıyor. Çok enteresan bir bağlantısı var insanın. Hani bazı kavram ve terimleri de Allah bize nasip ettiği için dolayısıyla tıptaki tanımlanamayan bazı hastalıkları tanımlama fırsatının çok daha iyi olabileceğini düşünerek böyle en zor hastalıklara daldık. Allah'ın izniyle çok yakın zaman içerisinde Alzheimer hastalığının tamamen çözümünü varlığını gördüm, buldum, ispat ettim. Bugün artık bilim dünyasına bunu ispat etme zamanı geldi. Bunun üzerinde çalışıyorum. Çok Amin. Allah razı olsun. Söylemek istediğim şey şu. İnsanın kainatla olan ilişkisini izah edebilmemiz için biz anlamak iste söylemek istediğim bir şey var. Kavram ve terimler tanımı yanlı eksik olduğu için biz değer oluşturamıyoruz. E ee, Alzheimer tezi bize verildi hocam. Çalıştık. İşte dünyadaki bilimsel yayınları topladık, topladık, topladık. Zaten bir bilimde de çok sakat bir şey var. Diyor ki sana ait olan hiçbir iddia olamaz. Her bir cümlenin altında bir atıf koyacaksın. Yani bilimsel bir yayın koyacaksın. Ya işte dünyadaki bütün bilimsel yayınları koy bir yere derle topla ben Google mıyım? Ben bu mudur bilim? Ama diyor ki sen kimsin ki yani sen kendin bir fikir sahibi olacaksın. Sen bir şey söyleyeceksin. Hayır sen söyleyemezsin. O zaman bütün dünya sadece atıf yapa yapa bütün akademisyenler birbirinden alıntılar, çalıntılar yaparak birer farklı kelime, farklı, bilimin gelişmesi bilimsel bir travmayla engelleniyor. Evet. Tekrar konuma dönecek olursam biz tabii böyle bir derleme yaptık Alzheimer'la ilgili. İşte dünyadaki en değerli bulduğum 50 makaleyi indirdik, indirdik, indirdik. İşte 3-7 sayfa falan bir sunum hazırladık hocaya sunumdan e, ee, sunumu yapacağımız anda dedim ki hocam ben başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi yedi sayfa okuyacağım. Sizin kafanızı ütüleyeceğim ama tabii konu ne? Alzheimer'da hayvansal metotlar nelerdir? Hangi hayvansal metotlarla araştırmalar yapılmış bu işle ilgili? Yani hocalar ısrarla bize e, çok alt segmentten bir hani bir ödev veriyorlar. Çünkü bir şey söyleyeyim sadece benim için değil yani herkes için bir şeyler bir öğrenciden yani bir şey çıkma ihtimali yok. Bari bari öğrensin dünyada ne olup bitiyor, ne kimler neler yapıyor. Tabii biz sunumu yaptık. Böyle yedi sayfaya kadar özetledik bu meseleyi. Sunum yapmadan önce hocaya söyledim. Dedim ki hocam bir rica ile bir şey söylemek istiyorum. Bir ben okuyacağım bunu ama son cümleyi baştan söyleyeyim. Bir şeyin nedeni bilinmiyorsa yani patogenezi bilinmiyorsa Sonuç sıfırdır. Araştırmama gerek yok. Dünyayı incelememe gerek yok. Alzheimer'ın oluşum nedeni bilinmediği için yapılan bütün hayvan metodları başarılı olsa bile hangi sebeple başarılı olduğu bilinemeyecek. Çünkü hastalığın nasıl oluştuğu bilinmediği için bu çalışma da boşa olacak. Dolayısıyla bir hastalığın patogenezi bilinmiyorsa sonuç sıfırdır. Okumana gerek yok dedi. Hocam da Allah razı olsun. Dedi hocam şeyi okumana gerek yok tamam dedi. Olayı anladığımı anladı. Bir şeyin nedeni bilinmiyorsa ona reçete geliştiremezsin. İşte ana temel problemimiz biz hocam bugün sadece bana çok güzel bir soru sordunuz. Allah razı olsun. Şifa nedir dediniz. Bundan mı başlasak? Sağlık nedirden mi başlasak? Hocam şifanın tanımını yapmak için önce bedenlerin tanımını yapmak gerekiyordu. Fizik beden, nefs beden ve ruh beden. Fizik bedenin hastalıkları, nefs bedenin hastalıkları, ruh bedenin hastalıkları. Fizik bedenin gıdası... Şu anda bu tıpta bunun tarifi yok değil yok mi hocam? Yok hocam. Maalesef yok. Zaten olmadığı için reçetelerimiz yok bu reçeteleri o oyalayıcı reçeteler yerine antidepresanlar yerine bu reçeteleri hocam Allah'ın izniyle onları da bulduk. Yani tabi bulduk dediğimizde bu kavramlar yerine oturduğu anda Allahu Ekber dedik. Bu ayet reçeteymiş, bu hadis reçeteymiş, bu ayet reçeteymiş, bu hadis reçeteymiş. Ya bu bitki de reçeteymiş. Ya modern tıpın şu bir şeyi de reçeteymiş. Bu da reçete. Bütün reçeteler bedenler üzerine oturmaya başladı. Peki hocam bu reçeteler ne? Hocam fizik bedenin reçeteleri, nefs bedenin reçeteleri ve ruh bedenin reçeteleri olmak üzere üç ayrı bedenin reçeteleri farklıdır. Tamamen farklıdır. Yani fizik bedenin fizik bedenin reçetesi mideye yazılır. Damardan da verseniz o mide reçetesidir. Çünkü bu beden içindir. Bunun adresi midedir. Nefs bedene reçetesi akla yazılır hocam. Akletmeyi bilecek, akletmesini sağlayacaksınız. Olayları eğer akıl terazisinde tartmayı bilirse bu nefis bedenin reçetesidir. Ruh bedene reçetesi de kalbe yazılır hocam. Mide reçetesi, akıl reçetesi ve kalp reçetesidir. Kalp reçetesini herkes yazamaz. Kalp reçetesini Cenab-ı Hak'tan yetkili olması lazım. Hekim olması lazım. Hikmete ulaşmış hikmeti, hatta sadece hikmeti değil çünkü hikmet akıldadır. Aklı olan hekim olur hakim olur. Aklı olmayan hakim de olamaz, hekim de olamaz, hikmeti de bulamaz. Sır nerede? Akılda. Hikmet akıldadır. Ama ruhun reçetesi hikmetin ötesindeki yerdir. Buna irfan dersiniz, buna Cenab-ı Hakk'ın dokunuşu diyebilirsiniz. Ve o Cenab-ı Hakk'ın dokunuşunun hangi sırlarla olduğunu onu da izah edebiliriz. Ama söylediğim gibi yani biz acizane insanoğlu hani Allah'a yakınlık reçetesini mi size versem? Yani bu sizin uzmanlığınız hocam. Biz bir topluma çıksak, sokakta yürüsek ikizlerle. Siz deseniz ki ben Allah'a yakınlık reçetesi dağıtıyorum Ahmet Bulut olarak. Ben de desem ki kanserin, mide ülserinin, migrenin reçetesini dağıtıyorum desem benim taliplim daha fazla çıkar. Hepimiz nefsimizden bunu biliyoruz ki ve hepimiz toplumda yani dünyanın peşinde koşmuşluğumuz, ahireti terk etmişliğimiz, hakikati, gerçek dağrı terk etmişliğimiz zaten bunu ispat ediyor. Dolayısıyla ben reçeteleri başlarken fizik bedenin reçetelerini saymaya başlayacağım. Nefs bedeni, ruh bedeni sonraya bırakıyorum. Ama dilerseniz onları da anlatırım hocam. Fizik bedenin reçeteleri dört unsurdan yaratılmış olan insanı tanımadan, insan fizyolojisini bilmeden ona reçete yazamazsınız. İnsan fizyolojisi dört unsurdan, toprak, ateş, hava ve sudan yaratılmışız. Havanın ve suyun ne olduğunu biliyoruz. Fizyoloji için hayati önemini biliyoruz. Ne kaldı? Biz ateş diyoruz ve toprak diyoruz. Toprak, bütün gıdalarımız, proteinler, mineraller, vitaminler bulunan hepsi topraktır. Yediğimizle elde ettiğimiz şeylerdir. Ne kalıyor elimizde? Ateş diye takdir edilen vücudumuzun ısısıdır, güneştir, adına ne derseniz deyin. Neticede insan fizyolojisi bu dört unsurun her bir insanda çok ilahi bir kombinasyon ile farklı farklı varlığıdır. Bu unsurlardan herhangi birisinin azlığı fazlalığı hastalık sebebidir. Eğer bir yerde bir şey azalırsa bu dört unsurdan dolaşım bozulur. Bir şey artarsa vücutta oksidatif stres oluşur. Bir şey kombinasyonu yani sadece azalıp eksilmesi değil bu dört unsurun birbiri üzerine olan oranları, keyfiyetleri bozulduğu zaman yine hastalık oluşur. Bakteri artar toksinler artar. Dolaşım bozulur. Vücut ısısı artar. Vücut ısısı düşer. Bunların hepsi fizik bedendeki dört unsur üzerinden hikmetin dağılması, matriksin dağılması, kombinasyonunun bozulması, vücudun ritminin bozulmasıdır. Bu ritmi tekrar yerine getirmek, bu dört unsuru iyileştirmek üzerinden, toprağını, ateşini, havasını, vitaminini, mineralini iyileştirmek üzerinden bunu oluşturabilirsiniz. Bir insanın vücudundaki bakteriler, mantarlar, parazitler arttıysa şunu bilmek lazım. Bakterinin yaşam alanı eğer doğada ise ve o doğadaki virüs, bakteri, mantar her ne ise gelip insanın vücudunu mesken ettiyse siz o vücudunuzu hayvanların meskeni insanın o güzel ruhun meskeni değil, hayvanları meskeni haline getirdiğiniz için hastalandınız. Sinek, Bediüzzaman'a güzel bir soru soruyorlar. Hikmet ehli bunlar çok güzel cevapları var. Diyor ki, bir sineği öldürmek caiz midir? Diyor ki, değildir. Neden üstadım diyorlar? Diyor ki, eğer bir sinek senin evinde varsa temizliğine dikkat et diye sana evine gelmiş. Ve eğer kirli bir ortamda oturuyorsan sinek diyor ki Allah yaratılış olarak bana yazılımsal olarak bütün sizin bu kirli dediğiniz ortamlarda var olmak ve benim hayat alanım burasıdır diye ben böyle yaratılmışım. Beni buradan öldüremezsin. Sen yaşam alanını insanın yaşam alanı haline getirirsen ben kendi yaşam yaşam alanlarımda kalırım. Bakteri içinde böyle, mantar içinde böyle, parazit içinde böyle. Bugün yeryüzünde Allah'lık yapmaya çalışan, yeryüzündeki o dünya şu bozuldu, o bozuldu diyerek insanı yok etmeye çalışanlar, bunlar kesinlikle hikmeti anlamamış, kainatın kendini regüle etmekte olduğunu anlayamamış olan, yeryüzünde ilahlık iddiasında, tanrılık iddiasında, rububiyet iddiasında olan yeni asrın firavunları bunlar. Başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla hikmet ehli bunu bilir. Ben e, bu yakın zaman içerisinde oluşan toplumdaki büyük bela ve salgın hastalık olarak e, bahsedilen hastalıkta şunu söylediler. Yani bunun hikmeti nedir? Bunun ya Cenab-ı Hak bunun hikmetini anlattığınız zaman hiçbir olumsuzluğun olmadığını görüyorsunuz. Her şey yerli yerinde. Sadece gülüyorsunuz, sadece tebessüm ediyorsunuz, sadece yani birileri Allah'lık yapmayı bıraksın. Yeryüzünde bizi kandırdılar. Su bitecek, petrol bitecek, şu bitecek. Ya allah Teala'nın vaadi var hocam. Bula bu manaları elhamdülillah hakikaten siz benden iyi bilirsiniz. Ama ben Kainat kitabını okurken Kur'an'dan muazzam istifade ediyorum. Ve Allah Teala buyuruyor. Ve evet. hazaini melyana la tanfadh abadan. Allah diyor ki benim hazinelerim doludur. Asla bitmez diyor. Evet. Ya ey insanoğlu <laughs> petrol bitecekmiş, su bitecekmiş, bilmem ne bitecekmiş. Ya böyle bir şey yok kardeşim. Allah'ın vaadi var. Allah'ın Kur'an'da, Tevrat'ta hiçbir yerde suyun biteceğini söylemiyor. Nasıl bir tehdit var? Petrol bitti, petrol bitecek değil. Petrol birilerinin elinden el değiştirecek. Bunun yaygarasını koparanlar sizi farklı. Ya petrol bitti, doğal gaz çıktı. Doğal gaz bitti, bor var. Bor bitti, hulüsim var. Ya Allah enerji ya enerji kaynağı Güneş yetmedi mi size? Neymiş bitecek olan? Biten neymiş? Allah'la bağımızın kopmamasının neticesi hocam değil mi Kesinlikle hocam biz Allah Teala bize muazzam muazzam teminatlar vermiş. Sağlığımıza, rızkımıza, afiyetimize, akibetimizin teminatını vermiş. Ya bir, bir şey söyleyeceğim. Aciz, yani ya ya Rabbi ya Rabbi böyle telaffuzumda bir hata varsa affet yani. Yani belki söylenmemesi gereken de bir şey bilmiyorum ama ya bir mümin Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan Rabbine şunu söylese. Ya Rabbi sen beni zayıf yarattığını söylemedin mi? Bunu ayetle hadisle teyit ettim ya Rabbi. Sen beni zayıf yarattın. Zayıflığıma merhamet et. Zayıflığımı yüzüme vurma. Beni zayıf yarattığını söyledin beni zayıflığımdan hesaba çekme Allah. Amin. Hocam bunu Rabbine samimiyetle bir edep ile Ya Rabbi zayıflığıma merhamet et. Beni zayıf yaratan sendin. Sen zayıf yarattın sonra zayıflığımdan dolayı yaptığım işlediğim günahlardan hesap mı soracaksın dese bunu edeple söylerse, ben inanıyorum ki Allah hiçbir bunu söyleyen kula hesabını dahi sormayacaktır. Ya Allah'ın muradı nedir ki sizi cehenneme atsın? Allah kızım, dört yaşındaki kızım hocam, dedi ki baba, şimdi beşe geçti galiba yani, dört buçuk beş, dört buçuk beş değil mi kızım Emine, Hatice? Hocam enteresan bir şey söyledi. Ya tüylerim diken diken oldu. Dedi ki baba bizi Allah yarattı değil mi? Evet kızım dedim. Peki baba hem Allah yarattı hem nasıl bizi ateşte kendi yakacak? Ben bunu aklım almıyor dedi. Ya kızım dedim öferim seni ya dedim. Kızım Allah ben hocam gaflete düşen bendim. Allah kötülük yaparsan bizi ateşe atar diyen bendim hocam. Kız beni toparladı, beni düzeltti. Sonra anlattım kızım dedim. Allah bizi Allah hiçbir kulu cehenneme atmaz. Atmadı. Yalnız imtihan sırrı olarak bizi dünya denilen nötr bir yerde. Buradan cehenneme ve cennete giden bir yol var olan bir dönemece koydu ve bütün nimetlerle bizi donattı. Sonra biz şeytan geldi bize elimizde nefsimiz ve şeytan bir koldan şeytan bir koldan nefs bizi sürükleyip cehenneme götürüyor. E, biz gitmeyi kabul edersek cehenneme atan biz miyiz? Allah mıdır? Şeytan mıdır? Nefis midir? Sorumlu kimiz? E dedi baba biziz. Dedim dur kızım daha. Allahü Teala başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bu yola. 124 bin peygamber ve nebi çıkarttı karşımıza dur dedi. Dur buraya gitme. Bu, 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 yol doğru değil, bu yol uçurum, bu yol cehennem diyen 124 bin peygamber. 125 bin evliya ve asfiyayı önümüze çıkardı. Bir de vicdanı taktı önümüze. Yani. Ve dur, dur, dur dedi. Ve biz hala durmaz nefsimizin ve şeytanın kolumuzdan tutup götürmekliğine susuyorsak ve onlarla birlikte yürüyorsak ve rızamızla tercih ediyorsak bizi cehenneme atan Allah mıdır? Biz miyiz kızım? Baba biziz dedi. Kızım dedim son bir örnek daha vereceğim. Biz arabayla bir dağda gitsek ve o dağdaki yollarda birisinde bir yaşlı amca önümüze çıksa ve dese ki Bak bu yol ben buralıyım, buraları biliyorum. Bak bu yoldan gitmeyin, bu yolun sonu uçurum. Bu yoldan düşerseniz bu, bu dağın dibi ateştir, bu dağın dibi şudur, budur dese ve biz buna rağmen be hey gafil, be aptal sen beni niye ölümle, uçurumla, cehennemle tehdit ediyorsun diye desek yani hilaf akıl yapmış olmaz mıyız? Muhteşem. Dedi ki baba çok iyi anladım. istiyorsan ben sana anlatayım. dedim elhamdülillah. dedim. <laughs> Kızımın bu uyarısı beni uyandırıp bu hakikati bu denli görmeme Allah'ın rahmetiyle vesile oldu. Dolayısıyla hocam Allah'ın reçeteleri nasıl ki haz haz hazineleri bitmez diye bize vaat ediyor. Ya kanserin ilacı yok, romatizmanın yok, sedefin yok, itiligonun yok. Hiçbir hastalığın ilacı yok. Ya bu garip değil mi? Bu Allah'ın vaadiyle ters düşmüyor mu? O zaman kaybettiğimiz nedir bizim? Biz kavramlarımızı ve terimlerimizi. Biz kaybettik. Birkaç gün önce bir hastam Arap dünyasından gelmiş. Bana sordu. Dedi ben uzun yıllardır dünyayı gezdim, şunu yaptım, bunu yaptım. Bazı kafamdaki soruların cevabını bulamadım. Sırf bunun cevabı için sizin Türkiye'ye geldim dedi ve size sormak istedim. Sorusuna başlarken dedi ki ego diye başladı. Dedim dur. Başkasının kavram ve terimleri üzerinden düşünüyorsun. Yolu bulamazsın. Hiç soruyu sorma. Bunu düzeltelim mi? Durdu dedi. Hocam ne soracağımı biliyor musun? Hayır dedim. Gerek de yok. O sorunun cevabı yok dedim. Sorunu bana kavramları düzelterek tekrar sor. Ne diyeyim dedim. Nefs dedi. Çünkü ego bir diyeceksin. Nefs dediğin zaman sana altı nefsi anlatacağım. Hangi nefs seni Allah'a götürür? Hangi nefs imtihan olarak seni cehenneme götürür? Hangi nefs seni nereye götürür? Hangi nefs sadece bu dünyada sana hizmet eder ve mezarda seni terk eder? Bunları sana izah ederek egonun nerede ve nasıl hem hayra hem şerre sana hizmet edeceğini o zaman anlatabilirim. Yaşasın dedi ben bir arabım dedi. Ben bunları nasıl düşünmedim sen bir Türk'sün bunu düşündün. Ya dedim bu iş böyle Türklükle dil bilmekle ilgili bir şey değil. Bu iş biraz gönül işidir. Evet. Dertleneceksiniz. Yani bu memleketteki hekimlerimizin gerçekten ümmetin halini dertlenmeleri daha fazla gerekmiyor mu? Kaybolan bir şeyi bilmeleri gerekmiyor mu? O Antidepresan kullanan insanların uyuşturucuya yatkınlığı 40 kat daha fazla oluyor. Ya yani nereye kadar toplumda bu kadar uyuşturucu arttı bu kadar? Hikmet kayboldu hocam. Hikmet sadece tıpta değil. Hikmet Milli Eğitim Bakanlığında da kayboldu. Hikmet Tarım Bakanlığında da kayboldu. Hikmet Sağlık Bakanlığında kayboldu. Hikmet Diyanet'te kayboldu. Hocam, burada burada bilinmesi gereken, yapılması gereken ben şunu söylüyorum, herkes hiç kimseden iyi değilim. Ama ben burada bizi dinleyen gençlere bir sözüm var. Eğer Allah'ı ve kitabı bilmek istiyorsanız, kainat kitabını okumak istiyorsanız, insan kitabını ve Kur'an'ı okumak istediğiniz zaman bir özellikle bir vurgum var. Profesörlerden değil, ilahiyatçılardan değil, hakiki müminlerden dini öğrenin işini dert edinmiş eski ustalardan e usta, bu papmet kimsenin hocası değildir. Bir hocanın yanında yetişip ilim ve hikmetin izini sürmek lazım. Kaybolmuş değil, var ilim hikmet. Siz bugün bilim dünyası kainat kitabını iyi okudu. Kitaplar da üçtür. Kitaplar da üçtür. Bunu söyleyeyim. Bu çok özel bir şey hocam. Biz Allah'ın kullarıyla konuştuğu, Cenab-ı Hakk'ın kullarıyla konuştuğu üç kitap var hocam. Birisi Kur'an diye bildiğimiz mushaf. Birisi insan, birisi de kainat kitabı. Bu üç kitap, bu üç kitabın hepsi Kur'an'dır hocam. Bu Furkan'dır. Kur'an Allah bizimle Kelam ile konuştu. Bu mushaftır. Kur'an'ın ta kendisidir. Biz Kur'an diyelim. Mushaf dediğimiz zaman bazı insanlar anlamayacaklar. Aslında bunların üçü de Kur'an'dır hocam. Söylediğim zaman hadisler de kafanızda oturmaya başlayacak. Hazreti Ayşe ne diyordu? Muhammed diri bir Kur'an'dır dedi. Hocam, üç kitap Allah Kur'an'ı şekil olarak kainat kitabı olarak gösterdi. Efal olarak, fiil olarak Muhammed Mustafa diye bize göründü Kur'an. Kelam olarak mushaf diye göründü bize Kur'an. Allah hem kelamla, hem fiille, hem şekille Kur'anla bize kendini Allah tanıttırdı. İşte Kur'an'ı kabiliyet ve istidatlarımız her bir insanda farklıdır kabiliyet ve istidatlar her bir insanda farklıdır. Bazı insanlar şekilden daha iyi okur. Hani hafızlarda bilirsiniz. Hafızların bazısı görsel hafızası iyidir, bazısı işitsel hafızası iyidir, bazısı akıl hafızası iyidir. O anlayarak hafız eder. Allah kimseyi sektirmedi. Kainat kitabıyla Allah'ı oku, Kur'an'ı oku, Cenab-ı Hakk'a varabilirsin. İnsan ile okuyabilirsin insan da bir kitaptır. Ama ben eksik bir kitabım. Tam olan kitaptan okumak istersen Muhammed Mustafa'yı okuyacaksın. Onun için tek örnek alınması gereken Muhammed Mustafa'dır. İnsanlar şeyhleri örnek alıyor sonra diyor ki dine soğudum, şuna soğudum, buna soğudum. Ya arkadaşım eksik bir kitap okursan eksik kalırsın. Örnek alınacak tek kitap. Kamilil avsaf, kamilil ahlak, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Muhammed Mustafa'yı okuyacaksın. Dolayısıyla insan kitabı Kur'an insan diye fiil olarak Muhammed Mustafa olarak bize göründü. Eğer Kur'an'ı bir metin olarak okumak istersen, kelam olarak bilmek istersen, ses olarak Cenab-ı Hakk'ın sesiymiş gibi kelamı olarak okumak istersen de Kur'an'ı oku diye Cenab-ı Hak bize söyledi. Şimdi biz Bilim insanı hikmeti kaybedenler her şeyi gördüğünden ibaret zannettiler. Bilim insanı ne dedi? Hop dedi. Yani din bir tarafa, işte e hocalık bir tarafa e ben de inanıyorum. E ben de Müslümanım. E işte e e ben görmediğime inanma. Senin Allah'ı görebilecek bir kalbin, bir aklın, bir gözün var mı? Eğer Allah senin gözlerinin potansiyelinin içine sığdıysa Allahu ekberin ekberliği nerede kaldı? Eğer Allah'ın ekberliği, Allah'ın büyüklüğü senin aklının içine, senin terazine, senin laboratuvarına sığdıysa Allah'ın azameti, büyüklüğü nerede kaldı? O zaman Allah'a Allahu ekber diyebilecek miyiz? Ey gafil insan. Bilmek güzeldir. Ama ben bütün bildiklerimi Kefeme koyacağım dediğin zaman senin kefen ne ki denizden kefen neyi doldurur ki deniz nedir Allah'ın rahmetinin bir damlası değil mi senin kefen neyi doldurur bu okumaları kaybettiğimiz için biz kaybettik ama ben ümit varım Allah'ın izniyle öyle bir gençlik geliyor ki hocam çocuklarımız bizi anlıyor hocam durduk yerde Allah'ın rahmetiyle Allah'ın rahmetiyle şunu söylüyorum İtimad edin çocuklarınıza. Durduk yerde kızım dedi ben ben hafız olacağım baba dedi. Hocam ben ben bu çocuğa bu telkini yapmadım. Ben bir şey söylemedim. Birden böyle bir heyecan başladı. Hocam bir nefes var, bir ruh var geliyor. Hocam bu kalplere, bu ruhlara bir nefes var, üfleyen bir nefes var. Sırren tenevveret öyle bir geliş var hocam. Bazen Özellikle bunu çocuklarda görüyorum hocam. Öyle bir öyle bir kalp ritmi var ki hocam. Bir ordunun ayak sesleri gibi geliyorlar. Evlatlarınıza itimat edin. Evlatlarınızın evlatlar yani ya Rabbi ben ben şunu itiraf ediyorum. Ben çocuklarım için belki yeterli iyi bir örnek değilim. Ama çocuklarım benden daha iyiler. Elhamdülillah. Hocam Allah'a binlerce şükürler olsun. Çocuklarımla namaza kılıyorum sabah namazına birlikte kalkıyorum. Ya bu nasıl bir şey? Biz ilk böyle cemaatle namaz kılmayı biz pandemide öğrendik. Şimdi ben pandemiye, pandemi ya böyle minnettar olduğum şeyler var. Ya döndüm böyle arkaya baktım. Allah'ım sana şükürler olsun diye. İlanın. Beş çocuk senin arkanda namaz kılıyor. Bundan daha büyük bir nimet olamaz. Ya Rabbi bunu, bunu Vadduha suresinde Allah diyor ki Allah'ın nimetlerinden bahsedin. Bu Allah'ın nimetleridir. Şükür nimeti görmektir. Şükür nimeti görmektir. Mutsuzluğun temel sebebi şükürsüzlüktür. Hocam harika. <laughs> Burayı bitirelim hocam. Evet. Cümleyi bir daha alalım hocam. Son cümleyi bir daha alalım. Mutsuzluğun. Mutsuzluğun temel problemi şükürsüzlük. Eyvallah. Kıymetli dostlar hocam. Kitap okur gibi kainat kitabından, insan kitabından, Kur'an-ı Kerim'den öyle güzel okudu ki yani ben bile ne araya girebildim ne soru sorabildim. Rabbimiz inşallah bu mukaddime mahiyetinde olandan kendimize düşen hikmete kavramayı nasip etsin. İnşallah bunu bir mukaddim olarak görüyoruz. Hocamdan daha istifade etmemiz gerekiyor. Fırsatını bulabilsek, hocamı yakalayabilirsek yine istifade etmek isteriz. Bir başka programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.